Tekrar merhaba çocuklar. Bir önceki videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 işlem problemleriyle ilgili çıkan 12 sorusunu çözmüştük. Şimdi 13. sorudan devam ediyoruz. Bir hastanede ilk haftanın birinci günü Aynur Hemşire, ikinci günü Ebru Hemşire, üçüncü günü Nurcan Hemşire nöbet tutmuştur. Sonraki günlerde başa dönüp aynı sıralama korunarak 5 hafta boyunca kesintisiz olarak her gün bir hemşire nöbet tutmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi çocuklar burada 5 hafta boyunca diyor. Birinci gün Aynur Hemşire, ikinci gün Ebru Hemşire, üçüncü gün Nurcan Hemşire. Şuraya yazacağız. Aynur, Ebru, Nurcan. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Hatta yazalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Tekrar başa dönecekmiş. Dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün. Tekrar başa dönecek. Yedinci gün, sekizinci gün, dokuzuncu gün. Bu şekilde gidecek. Peki, kaç gün gidecek? 5 hafta boyunca gidecek. Bir haftada 7 gün olduğuna göre 5 çarpı 7, 5 hafta 35 gün eder. O zaman 35 gün boyunca bunların tuttuğu nöbetlerle ilgili hangisi doğru yanlış ona bakacağız. Şimdi çocuklar burada bir kural bulmamız lazım. 35'e kadar böyle yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Ama 235 deseydi ne yapacaktık? O yüzden biz burada bir kural bulmalıyız. Örüntülerde daha önce de böyle bu tip soruları çözmüştük. Benim gözüme çarpan şu. Bakın. Nurcan Hemşire 3. gün, 6. gün ve 9. gün nöbet tutmuş. Yani 3'ün katı olan günlerde nöbet tutuyor. Buradan anlaşıldığı o. Hatta bir adım daha gidelim. 10. gün, 11. gün, 12. gün. Bakın bu da 3'ün katı. O zaman 35'in en yakın 3'ün katı olan, 35'e en yakın 3'ün katı olan sayıyı bulacağız. Nedir? İlk aklımıza gelen 33'tür tabii ki. O zaman çocuklar 33. günde Nurcan Hemşire nöbet tutacak. Değil mi? 32. gün yani bir gün öncesi Ebru Hemşire 31. günde Aynur Hemşire tutmuş olacak. Şimdi 33'e geldiler. 34. gün Aynur Hemşire, 35. gün de Ebru Hemşire nöbetlerini tutarak bu 5 haftayı bitirmiş olacaklar. Şimdi buna göre değerlendirelim. En az nöbeti Nurcan Hemşire tutmuştur. Bakıyoruz çocuklar. Bakın şurada eşit tutmuşlardı. Bu 33. günden sonra Aynur ve Ebru tuttu. Nurcan tutmadı. Evet doğru diyoruz. En az nöbeti Nurcan hemşire tutmuştur. Diğer şıklara da bakalım. Aynur hemşire 11 gün nöbet tutmuştur. Çocuklar 3'ten 33'e kadar kaç nöbet tuttu bu Nurcan hemşire? 33'ü 3'e bölerseniz 3 gün 3 günde bir tutuyor çünkü. 11 çıkar. 11 tane nöbet tutmuş bu. Peki Aynur Hemşire de mi 11 gün nöbet tutmuş? Hayır. Çünkü 33'ten sonra Aynur Hemşire bir tane daha tutmuş. 12 nöbet tutmuş. Bu yanlıştır diyoruz. 3 hemşire de eşit sayıda nöbet tutmuştur. Bu zaten yanlış. Çünkü Nurcan Hemşire gördüğünüz gibi en az nöbeti tutan bir eksik nöbet tutmuş. Bu da yanlıştır. Ebru ve Nurcan hemşire eşit sayıda nöbet tutmuştur. Ebru, Nurcan. Nurcan 11 nöbet tuttu. Ebru ise bir tane daha tuttu. 12 nöbet tuttu. Bu da yanlıştır diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı çocuklar. 14. sorumuza geldik. 14. sorumuzda 619 litre sıvı yağın tamamı 10 litrelik, 5 litrelik ve 2 litrelik şişelere doldurulacağına göre en az kaç şişe gereklidir? Çocuklar en az kaç şişe gereklidir dediğine göre biz büyük şişelere doldurabildiğimiz kadar dolduracağız. Yani burada en büyük şişe 10 litrelik şişe. O zaman 619'un içinde kaç tane 10 litre var ona bakacağız. Doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Ona bölelim. 6 da yok. 61'de 6 tane. 60 eder. 1 kalır. 9'u indirdik. 19'da da 1 tane. 1 kere 10, 19. Şimdi 61 tane 10'luk şişelere doldurduk. Tamam. Geriye ne kaldı? 9 litre yağ kaldı. Bu 9 litrenin de 5 litresini bir şişeye, değil mi? Kalan 9'dan 5 litreyi çıkarırsanız 4 litre. 4 litresini de 2 tane 2 litrelik şişeye. İki tane de 2 litrelik şişeye dolduracağız. Bize kaç tane şişe lazımmış o zaman? En az 61 tane 10'luk.
Bir tane beşlik, iki tane de ikilik şişe lazımmış. Toplam 64 tane şişe gereklidir en az diyoruz. 15. sorumuz. Tamer'in hikaye kitabını bitirmesine 97 sayfa kalmıştır. Tamer 110, 151 sayfa okumuş olsaydı geriye okumadığı 83 sayfa kalacaktı. Buna göre Tamer kaç sayfa kitap okumuştur diyor. Çocuklar şimdi burada şu cümle çok önemli bakın. 151 sayfa okumuş olsaydı 83 sayfa kalacaktı. Yani kitabımız 151 sayfa okumuş olsaydı 83 de kalmış olacaktı. Bunları topladığımızda toplam 13'ün 3 elde var 1, 2, 234 sayfaymış kitabımızın tamamı. Peki tamamını bulduk bu cümleden. Ne kadar okumuş bilmiyoruz. Ne kadar okuduğunu bilmiyoruz ama 97 sayfa daha okusaydı 97 sayfa kalmıştır diyor. 97 sayfa kaldıysa 234 sayfa olması için kaç sayfa kitap okumuştur diyeceğiz. 234'ten 97'yi çıkaracağız. 14'ten 7 çıktı 7. Burada 2 kaldı. Bir onluk aldık. 12'den 9 çıktı 3. Burada da 1 kalmıştı 1. 137 sayfa kitap okumuştur diyeceğiz çocuklar. Bu da böyleydi. 16. sorumuz. Yukarıda çeyrek ve yarım altının cuma günkü fiyatları görülmektedir. Bir kuyumcu cuma günü 120 çeyrek, 75 yarım altın sattığına göre bu satıştan kaç lira elde etmiştir? 120 tane çeyrek satmış. Tanesi 150 lira. 120 ile 150'yi çarpıyoruz. Çeyreklerden kaç lira kazandığını buluyoruz. Sıfırları hesaba katmadan yine 5 kere 2 10, 10'un sıfırı elde var 1. 5 kere 1 5, 1 de elde 6. 1 kere 2 2, basamak kaydırarak yazıyorum bir basamak. 1 kere 1 1. Topluyorum. 0 8 1. Sonradan şu hesaba katmadığım sıfırları sonucun sağına yazıyorum. Bakın 18 bin lira çeyreklerden kazanmış. Peki yarımlar kaç lira? 300 lira. Kaç tane satmış? 75 tane. O zaman 300 ile 75'i şöyle yazayım 75'i çarpalım. Sıfırları hesaba katmayalım. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 7 21 1 de elde 22. Sıfırları şimdi sonucun sonuna sağına ekleyelim. Ne oldu burada da? 22.500 lira da yarımlardan kazandı. Kazandığı paraları toplarsak 18.000 22.500 daha 0, 0, 5, 10'un 0 elde var. 1, 3, 4. 40.500 lira toplam kazandığını bulmuş oluruz. B seçeneği diyeceğiz çocuklar burada. 17. Hülya 990 liraya satılan bir bilgisayarı 120 lira peşin ödeyip geri kalanı 6 eşit taksitle alıyor. Hülya her bir taksit için kaç lira ödeyecektir? Çocuklar 990 liraymış bilgisayar. 120 lirasını peşin vermiş. Bunu bir çıkaralım bunun içinden. 0, 7, 8. Geriye kalan 870 lira borç. Bu 870 lirayı da ne demiş? Ben demiş 6 eşit taksitle öderim demiş. O zaman 6'ya böleceğiz. Bir taksiti kaç liraymış bulacağız. 8'in altında bir tane çıkardık. 2, 7'yi indirdik. 27. 4 tane. 4 kere 6 24. 27'den 24 çıktı 3. 0'ı indiriyoruz. 30'un içinde 6 5 kere. 5 kere 6 30 0. 145 TL taksitler halinde ödermiş diyoruz çocuklar. 17. sorumuz. Bir müzeyi cumartesi günü 10.195 kişi. Pazar günü ise cumartesi günü ziyaret edenlerin sayısından 1116 daha fazla kişi ziyaret etmiştir. Hafta sonunda bu müzeyi kaç kişi ziyaret etmiştir demiş. Çocuklar bir önce pazar gününü vermemiş ama ipucu vermiş. Pazar günü kaç kişi ziyaret etmiş onu bulacağız. 10.195 kişi cumartesi günü ziyaret etmişti. Pazar günü de 1116 daha fazla kişi. Yani cumartesi gününden 1116 kişi daha fazla ziyaret etmiş. Bunları bir toplayalım, pazar gününü bulalım. 11'in 1 elde var 1, 9, 1, 10, 1 de elde 11, elde var 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3, 1, 1.
Pazar günü 11.311 kişi ziyaret etmiş. Cumartesi de bu kadar ziyaret etmişti. Bunların toplamı hafta sonunu oluşturmuyor mu? O zaman 10.195 cumartesi, 11.311 de pazar. Ekle bunun üstüne hafta sonu 6, onun sıfır elde var. 1, 4, 5, 1, 2. 21.506 kişi ziyaret etmiştir diyoruz. 18. sorumuz da böyleydi çocuklar. 19. sorumuz. İzmir'den Trabzon'a giden bir gemiye İstanbul'da 1520 kişi, Samsun'da 92 kişi biniyor ve kimse inmiyor. Trabzon'da 2311 yolcu indiğine göre gemide İzmir'den kaç yolcu binmiştir? Çocuklar, İzmir'den binenleri bilmiyoruz. Üstüne İstanbul'dan 1520 kişi binmiş, Samsun'dan da 92 kişi binmiş ve gemiden 2311 yolcu inmiş. Yani geminin içinde toplam 2311 yolcu varmış İzmir, İstanbul, Samsun'dan binen. O zaman biz ne diyeceğiz? 2311 eder bunların toplamı diyeceğiz. Toplamada verilmeyeni nasıl buluyorduk? Verilenleri toplamdan çıkarıyorduk. O zaman önce şunların toplamını bir bulalım. Toplamdan çıkaralım. Evet, 0, 2 daha 2. 2, 9 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 5, bir de elde 6. Burada da 1. 1612 kişi İstanbul ve Samsun'dan binmiş. 2311'den 1612'yi çıkarıyoruz. İzmir'den binenlerin sayısını buluyoruz. Birden 2 çıkmaz, komşudan bir onluk aldık. 11'den 2 çıktı, 9. Burada 0 kaldı tabii bize verince onluğunu. 0'dan 1 çıkmaz, komşudan bir onluk aldık. Burada 2 kaldı. 10'dan 1 çıktı, 9. 2'den 6 çıkmaz, yine komşudan bir onluk aldık. 12'den 6 çıktı, 6. Burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı, 0. Demek ki İzmir'den de 699 kişi binmiş diyoruz çocuklar. 20. sorumuz. Bir balıkçı tuttuğu hamsileri kasalara dolduruyor. 18 kilogramlık kasalardan 213 tane, 12 kilogramlık kasalardan 300 tane kullandığına göre bu balıkçı kaç kilogram hamsi tutmuştur? Çocuklar, şimdi 18 kilogramlık kasalardan 213 tane var. Çarpacağız. Her kasada 18 kilogram var. 213 kasada 213 katı olur. 8 kere 3, 24. Elde var 2. 8 kere 1, 8. 2 de elde 10. 10'un 0. Elde var 1. 8 kere 2, 16. 1 de elde 17. 1 kere 3, 3. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 4, 3, 8, 3. 3834 kilogram bunlar tutuyor. Peki 12 kilogramlık kasalardan ne varmış? 300 tane. 300 ile 12'yi çarpalım. Bunlar kaç kilogram oluyor bakalım. Çocuklar, sıfırlar yokmuş gibi. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Sonradan da bu sıfırları ne yapıyoruz çarpmada? Sonuna ekliyoruz. 3600 kilogram da bunlar tuttu. Şimdi 3600 kilogramla 3834 kilogramı topluyoruz. Bakalım toplam kaç kilogram hamsi tutmuş? 4, 3, 6, 8, 14 elde var 1. 3, 3, 6, bir de elde 7. 7434 kilogram hamsi tutmuştur diyoruz. Evet, 21. sorumuz. Bir ressam sergilediği tabloların her birini 80 TL'den satarak 1440 TL gelir sağlamayı hedefliyor. Sergi sonunda sadece yukarıdaki tablolar kaldığına göre ressamın kaç tablosu satılmıştır demiş. Şimdi çocuklar, 80 liradan satacak, tanesini 1440 lira kazanacak. Hesabı bu. Peki 1440'ın içinde kaç tane 80 lira var? Böleceğiz. Bakalım kaç tablo varmış ressamın elinde. 1 de yok, 14 de yok, 144 de 80, 1 tane. 1 kere 80, 80. 4, 14'ten 8 çıktı, 6. Çocuklar, şu sıfırı indiriyoruz. 640'da 80'e bakıyoruz. 8 tane. 8 kere 0, 0. 8 kere 8, 64. Bakın, 18 tane neyi varmış? Tablosu varmış.
Aslında böyle hesaplamış. Demiş ki 18 tane tablom var. Tanesini 80'den satarsam 1440 lira gelir elde ederim. Peki bu kalanlar kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi kalmış. O zaman ne diyoruz? 18 taneden 5 tanesi kaldıysa çıkaralım kalanları. 13 tane satmıştır diyoruz. İşte 13 tane satılmıştır. 22. sorumuza gelelim. Efe'nin aynı sayıda 10 liralık, 20 liralık ve 50 liralık kağıt parası vardır. Aynı sayıda. Bu paraların toplamı 240 TL olduğuna göre Efe'nin kaç tane kağıt parası vardır demiş. Çocuklar bir tane 10 lirası olsun, bir tane 20 lirası olsun, bir tane de 50 lirası olsun. Yani eşit sayıda ya. Bir tane dersek hepsinden bir tane olacak. İki tane dersek hepsinden ikişer tane olacak. Bunların toplamı ne olur? 50, 70, 80 olur. Birer tane olursa 80 TL olur. Peki 240 lira parası olduğuna göre 240'ın içinde kaç tane 80 var? Tabii ki 3 tane. Değil mi? Şunlar gitti. 3 tane 80 var. O zaman çocuklar diyoruz ki 3 tane 10 lirası var. 3 tane 20 lirası var. 3 tane de 50 lirası var. Toplam 9 tane kağıt parası vardır diyoruz. Bu da böyle yapılacaktı çocuklar. Evet, 23. sorumuz. Ahmet bahçesine 36 fidan daha dikerse bahçesindeki fidanların sayısı Cemil'in bahçesindeki fidanların sayısının 3 katı olacaktır. Ahmet'in bahçesinde 570 fidan olduğuna göre Cemil'in bahçesinde kaç fidan vardır demiş. Çocuklar Ahmet bahçesine 36 fidan daha dikerse Cemil'in bahçesindeki fidanların 3 katı olacak. Ama Ahmet'in bahçesinde 570 fidan var. 570'in üstüne 36 tane daha dikerse 6, 10 elde var 1, 6. 606 tane fidan olursa ne olacakmış? Cemil'in bahçesindeki fidanların 3 katı olacakmış. O zaman biz 606'yı 3'e bölersek, değil mi? 3'te 1'i Cemil'in fidan sayısı, Ahmet'in fidan sayısının. Yani Ahmet'in fidan sayısı Cemil'in 3 katı. O zaman 3'e bölelim 606'yı, hani dikerse. 6'da 3, 2 tane. 2 tane 3, 6, 0. Bakın burada ne var? Yukarıdan bir sayı indireceğiz. Sıfırı indireceğiz. İndirdim. Sıfırda 3 yok. O zaman sıradaki sayımızı indireceğiz ama sıradaki sayımızı indirmek için yukarıdan indirdiğim sıfırın içinde 3 olmadığı için buraya bir sıfır koyacağım. Sonra 6'yı indireceğim. 2 diyeceğim. 2 kere 3, 6, 0. 202 tane fidanı varmış Cemil'in diyoruz. Evet, bu da böyleydi. 24. sorumuz. Yusuf ve Ömer pul koleksiyonu yapmaktadır. Yusuf'un pullarının sayısı Ömer'in pullarının sayısının 3 katıdır. İkisinin toplam 100 pulu olduğuna göre Ömer'in kaç pulu vardır? Yusuf yazalım. Ömer yazalım. Şimdi Yusuf'un pullarının sayısı Ömer'in pullarının sayısının 3 katıdır. Yani Ömer'in pulları kutu olsun. Bilmiyoruz çünkü. Yusuf'un pulları da kutunun 3 katı. Yani 3 kutu. Değil mi? Bunların toplamı da neymiş? 100 taneymiş. Çocuklar 3 kutu 1 kutu daha 4 kutu eder. 100 tane ise 4 kutu. Biz 100'ü 4'e böleriz. Çünkü bu kutular eşit. Onun içinde 2 kere 8, 2, 0 indirdik 5 kere. Bir kutu ne olur? 25 pul olur. Bir kutu. Kimin 25 pulu var? Ömer'in. Peki bize kim sordu? Ömer'in. Ömer'in 25 pulu olarak buluyoruz. Evet çocuklar, ikinci bölümümüz de bu şekilde bitti. Üçüncü bölümümüzde bir dahaki videoda çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.